vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan Diyanet Televizyonu stüdyolarından Diyanet'e Soralım programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bizi sizinle tekraren kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz nihayetsiz hamdü senalar olsun. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sayın Nurettin Muhtar Acar Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza, Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımıza ulaşacaksınız. Kısa bir ön görüşmenin ardından da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr mail adresi üzerinden de sorularınızı, programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi yazılı şekilde paylaşmanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, özellikle bizi izlediğiniz esnada aklınıza gelen soruları şöyle anlık olarak ileteyim derseniz eğer, Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Oradan gelecek soruları da kıymetli hocama, bendeniz sizler adına aktarma gayretinde olacağım, ama hemen soramazsam kızmayın. Belki ilerleyen dakikalarda veyahut da ilerleyen günlerde sorularınız mutlaka sorulacaktır diye şöyle bir antiparantez açayım. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımıza da selam ediyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim. Akabinde inşallah sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Allah afiyet sağlık versin hocam. Amin, amin. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah hocam. Çok şükür. Sosyal medya sorularıyla başlayayım hocam. Bugün nasipte sosyal medya varmış. Sabire Hanım'ın selamları var. Kur'an-ı Kerim okunduğunda secde ayetleri geldiğinde tilavet secdesi yapmamız gerektiğini biliyoruz diyor Sabire Hanım. Fakat bu tilavet secdesinin abdestsiz yapılıp yapılmayacağı ile alakalı bir tereddütümüz var. Hocamıza iletir misiniz? Bu sorunun cevabını merak ediyoruz demiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ben bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize hayırlı akşamlar temennilerimi iletiyorum. Şimdi namazın içerisinde tilavet secdesi ile namaz dışı tilavet secdesi farklı icra ediliyor. Kardeşimiz zannediyorum namaz dışı Kur'an-ı Kerim dinlerken tilavet secdesi nasıl yapılacak, bunu öğrenmek ister. Namaz dışında secde ayeti okunduğu zaman kişi eğer oturuyorsa müstehaptır. Ayağa kalkıp niyet etmek suretiyle bir defa secde yapar. Secdede aynı namazda olduğu gibi tesbihatını yapar. Sübhane Rabbiyel A'la 3 defa der ve doğrulur. Doğrulduğu zaman da Semi'na ve ata'na ufraneke Rabbena ve ileykel masir ayetini okur. Ayağa kalkmadan oturduğumuz yerde secdeye gidebilir miyiz? Niyet etmek suretiyle bunun da yapılması mümkün, ama ayağa kalkmak müstehaptır. Sonuçta secde ayeti ya bundan imtina eden birilerinden söz ediyordur veya Cenab-ı Hakk'a huşu ile secde edenlerin o özel durumlarını, özel hallerini anlatıyordur. Dolayısıyla secde ayeti okunduğu zaman ayağa kalkıp kıbleye yönelip abdestli olarak, belki bu biraz göz ardı edilebiliyor. Hocam secde ayetini, tilavet secdesini acaba abdestsiz de yapabilir miyiz? Abdestsiz tilavet secdesi olmaz. Abdestli olarak yapılır. Secde ayeti okunduktan sonra icra edilen bir şeydir. Dolayısıyla oturduğumuz yerde olabilir mi? Olabilir, ama ayağa kalkılarak yapılmasını tavsiye ediyoruz. Müstehaptır. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
İzmir'den bir telefonumuz var. Mehmet Bey hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Bir sorum olacaktı hocama. Dinliyoruz. Bir mal satıldığı zaman alınan kapağı alan kişi cayıldığı zaman helal midir? Eyvallah. Soralım efendim. İzmir'e selam ediyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar diler. Sizden de dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Yani muhakkak daha önce de cevaplandırdığımız sorular arasında böyle üst sıralara yerleştiriyorum hocam. Ve biz de ticaret yaparken bazen kapora alıyoruz, kapora veriyoruz. Fakat işler bazen evdeki hesap ettiğimiz sistemle işlemiyor. Malda bir kusur çıkıyor veya satıcı alıcı bir şekilde cayıyor. Kaporanın yanma ifadesi daha çok kullanılır. Bu durum kabul edilebilir mi? Şimdi bunu anlatmak için önce kapora nedir? Bunu anlatmam lazım. Sonra da sizin ifadenizle kaporayı yakabilir miyiz? Yani kapora alıkonulabilir mi? Onu söylememiz lazım. Şimdi kapora, değerli Furkan Bey hocam, yapılan bir alışverişte, Hanefi mezhebinin bu konuyla ilgili görüşünü aktarıyorum şu an. Yapılan bir alışverişte satım akdine konu edilen ürünün satış bedelinin bir kısmının önceden verilmesidir. 100 liraya satıyorum bunu. Müşteriyi de bu konudaki kararlılığını ifade etmesi adedinde, yani kesin alacağım ben bunu. Hatta 10 lirasını şimdi vereyim. 90 lirasını malı teslim ettiğiniz zaman vermek üzere, yani toplam rakamın bir kısmının önceden verilmesi. Peşinat gibi aslında. Peşinat gibi. Satış bedelinin bir kısmının önceden verilmesi. Yani bu satım akdine olan akdindeki kararlılığımızı, kesin olarak ben bu ürünü alacağım kararlılığının bir göstergesi olarak. Ancak bazen İnsanlar farklı saiklerle satıcının ürününü alma kararlılığını ifade için bıraktıkları bu kaporayı, bu bedeli bazen satıcıyı mağdur edecek tarzda. Satıcının eğer vatandaş gelip almaz ise şayet o gün 3 kişi daha geldi sordu. Bir araba örneğinden gidelim müsaade ederseniz. Olur. Aracı ilana koydu vatandaş. Efendim müşteri de gördü, müşteri geldi, arabaya da baktılar. Her şey tamam. Ne yapıyorlar? Onu ustasına falan da gösteriyorlar. Ekspertiz de yaptırıyorlar. Ve neticede aracı almaya karar verdi vatandaş. Ve aracı almaya karar verdiği bu aracı daha sonra resmi tescil işlemlerini yapmak üzere teslim tesellüm, bedelin kalan kısmı ve aracın karşılıklı olarak teslim edilip teslim alınması. Vatandaş bazen bunu daha başka bir şey bulduğu için, daha başka bir araç bulduğu için veya yani sebebini bilemem bir şekilde gelip almıyor. Diyor ki kardeşim benim paramı ver, ben sana şu kadar kapora bırakmıştım. Burada satıcının mağdur olması, bundan zarar etmesi, ilandan kaldırdım hocam ben aracı. İlan ücreti var en nihayet. Yani mesela bak ortaya çıkan zararlardan bir tanesi bu. Ya da o gün gelip birkaç kişi daha bu ürünü sordu. Kardeş sattık dedim ben. Çünkü ön ödemesini, kaporasını almıştık. Sattım dedim, vatandaş da vazgeçti. Oysa ben bunu hakikaten o gün belki bir başkasına da satabilecektim. Ben burada şunu söylemek isterim. Şayet satıcı bu konuda bir zarar görmemişse, Hanefi mezhebinin görüşüyle amel edip satış bedelinin bir kısmının önceden verilmesiydi kapora. Satış yapılmadığına göre verilen bu parayı geriye vermesini tavsiye ederiz. Eğer ben bundan zarar gördüm, ben bunu satabilirdim, bu arkadaşın yüzünden satamadım, bugün satılmadı, birkaç kişi daha sormuştu. Elini vicdanına koyarak
gerçekten zarar etmiş ise zararı kadar kısmını alıkoyabilir diye tavsiye ederim. Eyvallah hocam. Anlaşıldığı kanaatindeyim. İnşallah ticaretlerimiz de Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda olur. Ankara'dan bir telefon bağlantımız daha var. Saliha Hanım hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Saliha Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Ya, sorum benim kızımla ilgili. Buyurun. Ya, benim kızım, bir tane kızım var. Kapıma gelmiyor, beni sormuyor. Hiç benimle ilgilenmiyor. Hiç görmüyorum onu. Şimdi ben onu mirasından reddetsem günahı var mı hocam? Evet. Soralım Saliha abla. Bakalım hocam ne diyecek? İnşallah muhabbete vesile olur. Kızınız da belki hocamı dinler de hocamdan bir şeyler öğrenip anlayıp anneciğinin gönlünü yapmak için huzurunuza gelir. Ankara'ya selamlar. Ne kadar acı değil mi hocam? Yani bir evlat doğuruyorsunuz, büyütüyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Ha, bazen şey de oluyor. Anne baba da belki görev ve sorumluluklarını yerine getiremediğinden farklı sıkıntılar da çıkabiliyor ama nihayetinde anne ve baba yani. Ne dersiniz? Şimdi Cenab-ı Hak evlatlarımızı hayırlı etsin, etsin diye dua ediyorum önce. Kendisini arayıp sormayan, bakmayan, etmeyen evladını mirastan mahrum bırakabilir mi? Kişi evladını mirastan mahrum bırakamaz. Evvela bunu neden? Söyleyelim. Evvela bunu söyleyelim. Çünkü İslam hukukunda mülkiyet edinme usullerinden ihtiyari, yani kişinin seçimine, tercihine, isteğine bağlı olanlar var. Bir de zorunlu olanlar var. İhtiyari olanlar satım akdi, kiralama akdi ve benzeri. İsterseniz satın alırsınız, isterseniz kiralarsınız, isterseniz bunu mülk edinirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı olan bir şey. Ancak bir de kişinin tercihine, ihtiyarına bağlı olmayan, zorunlu olan bir şey var ki o da mirastır. Ne miras bırakan kişinin bu konuda herhangi bir yetkisi vardır ki miras dediğimiz ölümden sonra kişinin geriye bıraktığı mal varlığıyla ilgili, onun taksimatıyla ilgili olan bir meseledir. Dolayısıyla kişi vefat ettiğine göre hayattayken ben bunu yapabilir miyim? Kişinin hayattayken kendi malında, mülkünde dilediği tasarruflarda bulunma yetkisi var. Satarsınız, devredersiniz, başkasına verirsiniz ama benim mirasımdan almasın, benim mirasım ona haram olsun ve benzeri ifadelerin hukuken, dini açıdan herhangi bir geçerliliği yoktur. Dua etsin. Ayette Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Aranızdaki böyle husumet bulunan, kendinize düşman bellediğiniz ya da kötü olan insanlara hayır dua edin onların gıyabında. Bir de bakacaksınız ki çok samimi, sıcak bir dost oluvermiş. İnşallah bu kızımız da İnşallah. Annesiyle, anneciğiyle tekrar yeniden sağlıklı bir ilişki tesis eder. İnşallah muhabbete vesile olur. Aralardaki buzlar erir. Çorum'dan Ahmet Bey'e kulak veriyoruz. Evet efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Benim bir sorum var da hocam. Buyurun. Ben şey hastasıyım. Neydi onu, aklıma getiremedim. Neydi? Kalp hastalığı var. Şey de var. Tansiyon da var. Geçmiş olsun. Parkinson hastasıyım. Boruç tutamadım. Ne yapmam lazım? Evet. Şifa diliyoruz Ahmet abi size. Cenab-ı Allah katından hayırlı acil şifalar ihsan etsin. Çorum'a da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kalp, tansiyon ve Parkinson hastası Ahmet Bey. Hastalıklar dolayısıyla bir insan oruç tutamıyorsa ne yapmalı? Şimdi saydığı hastalıklar Ahmet Bey'in tedavisi ve şahsın kurtulması çok da mümkün görülmeyen hastalıklar. Onun için biz şer'i hükmü ifade edelim. Beyefendi uzman hekimin kendisine tavsiye edeceği çerçevede hareket etsin. Bir insan hastalığından dolayı oruç tutamıyorsa eğer, evet, ileride tekrar sağlığına kavuşup yeniden normal bir insan gibi ibadetlerini yerine getirebilir hale gelecek mi, gelmeyecek mi? Yani bu hastalıktan kurtulması mümkün mü? Şayet uzman hekim
bu hastalığın düzeleceğini ve kişinin normal hayata dönebileceğini söylüyor ise, kişi tutamadığı oruçlarını sağlığına kavuştuktan sonra kaza edecek. Hayır, senin tekrar oruç tutman mümkün değil. Sen bu rahatsızlığın dolayısıyla günde şu kadar ilaç alman gerekiyor ve oruç tutmaman gerekiyor. Tansiyon hapını günde şu kadar alacaksın. Kalp rahatsızlığı dolayısıyla kullanman gereken ilaçların var. Uzman hekim, kendisinin alana olan hakimiyetine inandığımız uzman hekim bunu diyorsa bu kardeşimiz fidyesini verecek. Nedir hocam fidye? Fidye her yıl Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen bir günlük doyum miktarıdır. Yani bir fakire bir gün karnını doyuracağı fitre diyorduk ya hocam. Hı hı. Fitre miktarı kadar, günlük fitre miktarı. Her yıl değişen standartlar sebebiyle bu yeniden belirlenir. Belirlenecek fitre miktarı kadar 30 günlük, o sene Ramazan kaç gün çektiyse 29 günde çekmiş olabilir, fitre miktarını fakir fukaraya verecek. Daha önce ödemediği fitreleri var ise, tutamadığı oruçlardan dolayı ödeyecek ya, söz gelimi söylüyorum, 2018 yılında fitre miktarı ile 2024 yılının fitre miktarı aynı olmadığı için, 2018 yılında tutmadığı bir Ramazan orucunun fitresini de ödeyeceği tarihteki rakam neyse onun üzerinden ödemesi gerekir. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Bir telefonumuz daha var. Giresun'dan Ayşe Hanım hattımızda. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Ayşe Hanım. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Mesela bir yere gittiğimizde seferi oluyoruz, seferi namazı kılmamız gerekiyor. Oldu ki camide denk geldik ve namaza imamın arkasında namaza duracağız. Orada seferi mi kılmamız gerekiyor, imama mı uymamız gerekiyor? Peki, soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Cenab-ı Allah sağlık afiyet versin, dua bekleriz sizden de. Giresun'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Güzel bir soru. Bu soruya bir de ben şunu ilave edeyim hocam. Belki hanımefendi kardeşlerimiz için çok mümkün görünmüyor ama beyler mesela seferiyken yola çıktılar, imama uyduklarında durum ne olacak onu açıklayacaksınız ama diyelim ki kimse yok ya, bize de dediler ki geçip namazı kıldırır mısınız? Biz de bu konuda biraz mahiriz ama seferiyiz. Bu durumda ne yapacağız? İki türlü açıklayalım inşallah. Soruyu uzattınız. Ama fayda olur inşallah. Faydalı olur inşallah. Şimdi seferi olan birisi mukim bir imamın arkasında cemaat olarak ona uyup namazını kıldığı zaman imam ne kılıyorsa imamın kıldığı namaza aynen uyacak. Yani seferi olan kişi mukim olan seferi olmayan imamın arkasında imama uyduğu zaman namazını dört olarak kılacak. Peki ben seferiyim ve bana namaz kıldırmamı teklif ettiler. Nasıl kıldırayım mı? Kıldırırsam iki mi kıldırayım, dört mü? Bunu kastediyorsunuz herhalde. Evet, bunu sordum hocam. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sefer esnasında namaz kıldırdığında, bu sünnettir de aynı zamanda, arkasına dönüp اَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ namazınızı tamamlayın siz, biz seferiyiz. Bu şu demek, biz iki kılacağız, siz namazınızı dörde tamamlayın. Yani mukim olan, seferi olmayan cemaat, seferi olan imamın arkasında namazı kılacağı zaman imam efendinin karışıklığa sebep vermemek için bu durumu namaza başlamadan cemaate ikaz etmesi icap eder. Ben seferiyim. Başka kıldırabilecek birisi var ise karışıklığa meydan vermemek için böyle yapması daha iyi olur. Başkasının kıldırması daha uygun olur. Peki hocam dört kılabilir miyiz? Hanefi mezhebi açısından bu bir usul detayıdır. Yani metodoloji, fıkıh usulü açısından bir detay var burada. O konuya girmeyeceğim. Çok uzun bir mevzu. Ancak Şafii mezhebinde
Seferde namazların kısaltılmasıyla ilgili olarak bunun bir ruhsat olması, yükümlüye verilen bir izin, bir kolaylık olması sebebiyle yükümlü isterse iki seçeneğini tercih eder, iki kılabilir, isterse de dört seçeneğini, asli olan dört rekat tercihini o yönde kullanmak suretiyle dört rekat da kılabilir. Bu durumda olan kardeşimiz karışıklığa meydan vermemek için namaz kıldı, seferi olan kişi namaz kıldırmak durumunda olduğunda bu görüşle amel edip dört olarak ta kıldırabilir Şafii mezhebine göre. Ancak Hanefi mezhebine göre iki kılması gerekiyor. Dediğim gibi bu bir fıkıh usulü konusu ve detayı çok. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Evet. Adıyaman'a gidiyoruz. Mustafa Bey hattımızda. Alo. Mustafa Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet. Mustafa Bey tekrar denesin. İnşallah bağlanır. Gülay Hanım'ın selamları var size kıymetli hocam. Bir sosyal medya sorusu. Evlerimizde yıpranmış, artık okunamayacak derecede yıpranmış dini kitaplar, özellikle Kur'an-ı Kerimler var ve bunları ne yapacağımızı çok merak ediyoruz. Çünkü onlar bizim için kutsal ve zarar görmelerini de istemiyoruz. Bu durumda hocamın tavsiyelerine muhtacız demişler. Haşa, ben bir tavsiyede bulunmam da kaynaklardaki bilgiyi belki naklederim. Sonunda bir tavsiyem olur. Eyvallah. Eyvallah üstadım. Kaynaklarımızda bu tarz mushafların artık okunamayacak kadar iyice yıpranmış mushafların necaset değmeyecek bir toprağa gömülmeleri tavsiye edilir. Yani el ayak altında kalıp necaset değmeyecek bir yere gömülmeleri tavsiye edilir. Bugün şehirlerde böyle bir imkan yok hocam. Yani tabii, nereye götürüp nereye gömeceğiz? Dolayısıyla yıpranmış olan Kur'anların, mushafların, Kur'an ve mushaf oldukları özel hassasiyet gösterilmek suretiyle müftülüklerimize müracaat edilmek suretiyle bunların uygun şartlarda geri dönüşüme kazandırılmaları da mümkün. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yani herhangi bir diğer kağıt ya da üzerinde herhangi bir alanla ilgili yazıların olduğu bir kitap değil bu. Mushaf Kur'an'dır. Allah'ın kelamı var. Dolayısıyla bunları geri dönüşüm imkanı var. Bunları bu hassasiyet çerçevesinde geri dönüşüme vermek de mümkün. Eyvallah. Ama yani, çok özür dileyerek söylüyorum. Sakın mahallenin köşesinde duran çöp konteynerına ya da onun kenarında, hocam çöpe atmadım da poşetle kenara koydum mushafları, Kur'an'ları bu tarz sokak ortasında çöpün kenarına falan bırakmasınlar. Müftülüklerimize müracaat etmek suretiyle bunların uygun şartlarda geri dönüşüme gönderilmesini imkan sağlasın. Eyvallah. Yani ben de şunu söyleyecektim. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarda geri dönüşüme bile gönderilse orada da hürmete layıklar. Orada da azami derecede dikkat etmemiz lazım. İlginç bir soru var. Abdurrahman Bey bu soruyu sormuş. Diyor ki muhterem hocam, öşür miktarlarında bir güncelleme yapılmış. Bununla alakalı bir bilginiz var mı? Yani değerli izleyiciler, değerli dinleyenlerimiz, ibadetlerimizle ilgili olan hususları biz Kur'an'dan ve sünnetten öğreniyoruz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulanış tarzını, biçimini, formunu bize anlattığı ibadetlerimizle ilgili artık bir değişim, güncelleme ya da bir indirim veya günün şartlarına göre bunu yeniden değerlendirip şöyle yapalım diyebileceğimiz bir şey yok. Zekat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde neyse bugün de odur. Öşür de toprak ürünlerinin zekatıdır. Toprak ürünlerinin zekatını nasıl veriyoruz hocam? Çok basit, çok net ifade edeyim. Buyurun. Hanefi mezhebine göre, hatta bekleyenimiz var mı bilmiyorum. Var hocam ama açıklamamız lazım. Buyurun. Çok kısa söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre ürettiğiniz topraktan biten ne varsa çıkanın öşür onda bir demek. Onda birini fakir fukaraya, zekat verilen yerlere verilir.
Diğer mezheplerde bunun yiyecek maddesi olması, biriktirilebilir olması gibi şartlar var. Bir diğer mezhepte bunun yiyecek maddesi olması şart değil, depolanabilir bir şey, keten gibi. Depolanabilir bir şey olması lazım ve belli bir limite ulaşması lazım. Kardeşlerimiz ürettikleri yaş sebze ve meyveler yaş olarak ne çıktıysa ürettiğinin onda birini fakir fukaraya, ihtiyaç sahibine vermesi gerekir. Bir güncelleme yok, değişen bir şey yok, öşür. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bize emrettiği çerçevede o gün neyse bugün de aynı karakterini devam ettiriyor. Bir güncelleme yok. Bir değişiklik yok. Eyvallah. Biz bu konuyu konuşurken Mehmet Bey Adana'dan selamlar iletmiş ve şunu demiş. Çiftçiyim hocam ben diyor. Yaş, meyve, sebze için zekat nasıl hesaplanır? İşte öşrü kastediyor. Burada dediklerimizin aynısı burada da geçerli değil mi hocam? Hanefi mezhebine göre dediğimiz gibi çıkanın onda biri. Ne ürettiyseniz yani karnabahar, ne bileyim lahana, marul ve benzeri bunları kastediyoruz. Yani depolanabilir bir kenara konulup kurutulup saklanabilir şeyler olmasa da Hanefi mezhebine göre topraktan ürettiğiniz, yetiştirdiğinizin onda biri. Ancak Hanefi mezhebinin dışındaki diğer mezheplere göre bunun depolanabilir, biriktirilebilir, kurutulup saklanabilir ve yiyecek türünden olması gibi bir takım şartlar var. Kardeşlerimiz bunlardan birini tercih edebilirler. Ben malın bereketini artıracağını, size olan maliyeti itibariyle masraflarınızı düşersiniz. Masraflarınızı düşersiniz, ondan sonra verirsiniz. Masraflarınızı düşmeden verecekseniz 20'de bir, çünkü masraflar da içinde. Hı hı. Hayır, ben çıkanın onda birini vermek istiyorum, öşrün asli formu budur derse onda birini vermesini tavsiye ederiz. Yaş, eyvallah, sebze, meyve de dahil. Peki hocam, teşekkür ederiz. Belki ilerleyen dakikalarda yine benzer sorular gelir. Ama şimdi Adıyaman'a gidiyoruz. Mustafa Bey hattımızdaymış. Alo. Efendim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz. Buyurun efendim. Hocam bizim bu yörelerde domuz denilen bir hayvanlar var. Çok, gayet çok fazla. Bir tür arazilerimize zarar veriyor. Üzüm, meyve, her türlü yani şeylere. Hı hı. Bunlar da tabii bizim buralarda pesti, pekmez, şunu bunu yapıyoruz dağlarda. Geliyor, ağızlarını çalmış, dökmüşler, yemişler. Tiyeklerde kendileri hani pis pis kokuyor tiyeklerde. Tüyler şey mi oluyor, nasıl oluyorsa. Hı hı. Bunu yani bunun atıklarını ya, alıp da eve getirip mesela bir şeyler yapmaya nasıl görüyorsunuz? Helal mı? Helal mı? Mekruh mu? Peki. Sizden bunu öğrenmek istiyorum hocam. Soralım Mustafa Bey, bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah bereketli kılsın. Adıyaman'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu soruyu ilk defa ben duydum hocam. O yüzden cevabını da ben merak ediyorum. Ne dersiniz? Şimdi domuz bütün cüzleriyle necis olan bir hayvandır. Yani eti, derisi, salyası necis, pis. Zaten beyefendi anlatırken üzüm tiyeklerinde kılı kalıyor, tüy kalıyor ve onlar da pis, iğrenç kokuyor diyor. Şimdi değerli kardeşimize Allah razı olsun. Bu hakikaten daha önce sorulmamış, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir, evet, soru. Eti yenmeyen hayvanlarla ilgili olarak onların bir şekilde bulaştıkları bazı yiyecek maddelerinin yenilip yenilemeyeceği mevzunu incelediğimizde hayvanın parçalayıp bir şekilde ağzından düşürdüğü, bir kısmını yemiş bir kısmını bırakmış olanların yemeyiz. Yani salyasının bulaştığı, parçalayıp bir kısmını yediği, üzüm tiyeğine dalmış diyelim, bir kısmını koparmış, bir kısmı parçalanmış kalmış. Bir şekilde kopardığı, parçaladığı, ağzından düşürdüğü, parçalanmış olanları almayız, yemeyiz. Onlar necistir, pistir, kullanılmaz. Ancak hayvan dal girmiş, bostana girmiş veya üzüm bağına girmiş, tellere de takılmış, üzüm asmaların tiyeklerine de takılmış, tüyleri var biliyoruz, hayvan girmiş buraya ve iğrenç de kokuyor.
dokunmadığı, parçalamadığı kalanları alıp yıkamalarını tavsiye ederim. Yıkayıp kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur. Ancak ağzını alıp parçaladığı ve bir kısmı kalan bu meyveleri kullanmak caiz değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hüseyin Bey'in selamları var. Muhterem hocam, ben hac paramı Gazze'deki mazlum kardeşlerimize göndermek istiyorum. Olur mu diyor, bağışlasam bu konuda cevabınızı merak ederim. Tekrar hac etmek için de bir para biriktirebilir miyim? İşin doğrusu onu da bilmiyorum demiş. Şimdi işin içerisinde Gazze olunca doğrusunu isterseniz söyleyeceklerimizi çok ölçüp biçip söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Cenab-ı Hak tez zamanda bu zalimlerin zulmünü sona erdirip kardeşlerimizi kurtuluşa erdirsin inşallah. Ancak meseleye şu çerçevede bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. İbadetlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği formun dışında başka bir usulle yerine getirilmesi mümkün müdür? Yani hac parasını ben fakir fukaraya vermek suretiyle hac ibadetini yerine getirmiş olur muyum? Veya zekat vermem gerekiyor idi, kurban kesmem gerekiyordu. Kurban kesmeyip bu kurban parasını fakir fukaraya vermek suretiyle ibadetimi yerine getirebilir miyim? Böyle bir şey caiz değildir. Çünkü ibadetlerin her biri müstakil olarak kişinin Cenab-ı Hakk'a sergilediği farklı kulluk simgeleridir. Dolayısıyla hac ibadetini yapmayıp, hac yapması gereken birisinin hac ibadetini yapmayıp onun yerine başka güzel de olsa, çok takdire şayan bir şey de olsa haccı yapmayıp başka bir şeyi yapıyor olması o yükümlülüğünü, sorumluluğunu sona erdirmez. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Yani programımızda konuşmasak da Gazze ve Doğu Türkistan, bahsus dünyanın her tarafında Müslüman oldukları için zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimizi hatırımızda tutuyoruz, unutmuyoruz, alışmıyoruz. İlk günkü gibi o durum bizi rahatsız ediyor. İnşallah bu durumun ortadan kalktığı ve mutlu, esenlik dolu günlere kavuştuğumuzu da görürüz diyelim. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Abdülbari Bey hattımızdaymış. Alo. Efendim. Hoş geldiniz Abdülbari Bey. Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar diliyorum Berettin hocamıza da size de. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Bu, Peygamber Efendimiz'in adına bazı gruplar para topluyor, kurban kesiyorlar. Şimdi bu para toplayanlar garibanlardan genelde para topluyor işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi bir kurban keseceğiz diye. Bu dilimizde böyle bir şey var mı yok mu onu öğrenecektim. Peki efendim, sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu soru iyi ki soruldu hocam. Çünkü dini konularda insanların duygularını sömürmek, istismar etmek çok kolay. Özellikle konu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olunca bu necip millet varını yoğunu feda etmeye de hazır. Yani birisi gelip size Efendimizle alakalı bir şey söylediğinde hemen yapasınız geliyor. İyi bir yerden yakalıyorlar. Peygamber Efendimiz adına böyle 50 kişiden, 100 kişiden bir takım bağışlar toplayıp kurban kesmek caiz mi? Kardeşim, kesin ve net olarak söyleyeyim. Bu şarlatanlıktır ve hiç kimsenin selim bir akla sahip, hiç kimsenin onaylamayacağı buz gibi bir bid'attir. Bakın böyle bir ibadet yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kurban kesiyoruz diye insanların duygularını istismar edenleri de Allah'a havale ediyorum. Böyle bir şey yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurban kesmek üzere gruplar oluşturup onlardan para alınıp hatta ve hatta belki toplanan paraların bir kısmıyla kurban dahi kesilmiyor olabilir. Ben değerli izleyenlerimizi, dinleyenlerimizi bu konuda uyarmış olayım. Böyle bir ibadet yok. Bunun sevap olduğunu düşünerek sakın bu tarz bir yaklaşımla size gelenlere itibar etmeyin. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bu usulle kurban kesilmez. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yılmaz Bey'in bir sorusu var. Sosyal medyadan sormuş bu soruyu. Diyor ki kıymetli hocam, benim oturduğum, ikamet ettiğim ev dışında bir de köyde yaptırdığım bir yer var. İşte yazları gidiyorum. Hafta sonları imkan buldukça orada kalıyorum.
vakit geçiriyoruz. Hepimizin hayali inşallah size bize de nasip olur. İkinci ev olması kabiliğinden acaba zekata dahil mi, yani bu evin zekatı verilecek mi verilmeyecek mi bir tereddütüm var. Nurettin Hocam cevaplar mı demiş. Hayır, bunun zekatı yok. Yani ticari bir gelir elde etmiyor, kiraya vermişse kirasının gelirini, kira geliri nisap miktarına ulaştığında zekatını vermesi gerekecek. Oturduğum evim var, bir yazlıkta da yazlığım var veya köyde bir başka evim daha var. Yazında oraya gidiyoruz. Bu ikisi de kişinin kendi kullanımında bulunan, ticari herhangi bir getirisi olmayan, kişinin mülkiyetinde olan iki ev var. Ve bu iki ev kişinin kendi öz mülkü. Bundan dolayı da zekat vermesi gerekmiyor. Ticari herhangi bir yönü bulunmadığı için. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey hattımızdaymış efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Alo. Yusuf Bey, televizyonun sesini kapatmanız lazım efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam, ben bu zekatla ilgili bir soru soracaktım. Eşler kendi aralarında birbirine zekat verebilir mi? Biri zengin, biri fakir olursa. Peki efendim, soralım bakalım hocam ne diyecek. İstanbul'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Şimdi eşler birbirlerine zekat veremezler. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üst soy bağı itibariyle kişinin babasına, dedesine, ninesine veya alt soy bağı itibariyle çocuklarına, torunlarına zekat veremeyeceği gibi eşler de birbirlerine zekat veremezler. Yani eşler zaten birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Beyefendi evin geçimini, bütün masraflarını karşılamak durumunda. Bunun yolu zekat değil, bunun yolu insani davranıp o eşi ele güne muhtaç etmemektir. Birbirlerine zekat veremezler. Eyvallah. Zekat fakirin hakkıdır. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Samet Bey'in selamları var. Diyelim ki, özellikle sanırım Samet Bey de yurt dışında yaşıyor bu arada. Diyelim ki bizim Hristiyan bir arkadaşımız var ya, çok da iyi bir insan. İmanı yok. Kendi dünyasında Hristiyan olduğunu iddia ediyor. Fakat insani olarak hiçbir kötülüğünü görmüyoruz. Biz de zekat mükellefiyiz. Hani bir taraftan da şunu da hesap ediyor galiba. Ona zekat verirsem belki gönlünü kazanırım ya. İslamiyet'te bak böyle bir şey varmış falan. Hani işi müellefe-i kulübe şey yapıyor hocam. Ne dersiniz? Olur mu? Hristiyana zekat verilmez. Eyvallah. Bir defa baştan bunu söyleyelim. Sonra sizin belki açtığınız o alt başlık itibariyle meseleyi değerlendirecek olursak, Hazreti Ömer Efendimiz'in bu konudaki değerlendirmesini de burada söylememizde fayda var. Hazreti Ömer Efendimiz bu müellefe-i kulüp, yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişilere de verelim de bunlar da İslam'ın güzelliklerini, bu insani yönünü, hümanist yaklaşımını onlar da vicahi olarak bizzat yaşasınlar, görsünler de Müslüman olsunlar yaklaşımının El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. Artık kimsenin özel imtiyazla Müslüman olmasına ihtiyacımız yok. Belki bugün bunu söylemek çok uygun değil. Şunu söyleyebiliriz. Gerçekler ayan beyan ortada. Bu kardeşimiz sadece bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi kalmış. Çok insancıl, çok beyefendi, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş. Yani bir Müslüman'da aradığımız bütün nitelikleri, vasıfları taşıyor. Hakikaten iyi bir arkadaş, iyi bir komşu, hatırnaz, dünyalar tatlısı bir insan. Bir şey kalmış ya. O da eğer olur ise senden çok benden daha tertemiz, adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi olacak. Dolayısıyla cümlemizi tekrar etmiş olalım. Gayrimüslimlere zekat verilemez. Eyvallah, peki. Bir soru da ben çıkartayım. Samet Bey bunu sordu ya, demek ki hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler hocam. Samet Bey'in böyle bir arkadaşı olduğunu kabul ederek şunu sorayım. Bizim böyle bir arkadaşımız varsa onun İslam'la şereflenmesi için bir gayret olarak ödev var mı üstümüzde? Var. Bakın, iyi bir Müslüman olarak paylaşımcı olmak. O arkadaşınıza ikramda bulunabilirsiniz. O kardeşinizi, sonuçta insan olması itibariyle o arkadaşınızı müminlerin, inanan insanların
birbirleriyle olan ilişkilerinde bir binanın yapı taşları gibidir. Onlardan birisi veya bir vücudun organları gibidir. Birisi rahatsızlık duyduğunda diğerleri de ateş ve uykusuzlukta ona iştirak ederler. Hadis-i şerifini de baz alarak bu kardeşimize Müslümanların ne kadar insancıl, diğer gam, başkalarının derdiyle dertlenen, komşusu aç iken kendisinin tok yatmayacağını bilen, hakikaten özverili insanlar olduğunu hissettirecek davranışlar, yaklaşımlar, ikramlar da bulunabilir ve bunu da yapmalıdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İnşallah bizi müjdelemek nasip olur Samet Bey kardeşim. İnşallah. Der ki bu vatandaş İslam'la müjdelendi, İslam'la şereflendi. Gaziantep'ten Halit Bey hattımızda. Alo. Alo hocam, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Halit Bey. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar. Başarılar dilerim. Rabbim muvaffak eylesin. Amin, teşekkür ederim. İnşallah dinlemeyi ve amel etmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Amin, hocam. Amin. Rabbim sizden razı olsun. Hocam bir soru sormak istiyorum da kusura bakmayın, özür dilerim. Estağfurullah. Ben bunda 3-4 ay önce safra kesemi aldırdım. Şubat ayında. Hı hı. Şimdi bende sindirim sistemi var, rahatsızım. Doktora gittim, bir ilaç verdiler. Çok ilaç var şu anda, ilaçlar peşimde. Hasbelkader rastgele bir ilacın kullanma talimatını aldım, okudum. Hocama o soruyu sormak istiyorum. İçindeki şöyle diyor hocam. Yüksek dozda pankreat enzim karışımıdır diyor, enzim. Ve son soracağım soru hocam, diyor ki özür dilerim. Enzimler domuz pankreası bezlerinden elde edilmiştir diyor. Eyvallah. Enzimler domuz pankreas bezlerinden elde edilmiştir. Eyvallah. Soralım Halit Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbimiz hayırlı şifalar ihsan etsin. İnşallah bir an evvel sıhhatinize kavuşursunuz. Bakalım hocam ne diyecek? Yani bu bizim kullandığımız ilaçların prospektüslerini okumama gibi bir alışkanlığımız var. Fakat okuduğumuzda da bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Belki birçok ilaçta da var bu. Olmayanları da muhakkak vardır. Ne dersiniz hocam? Halit Bey bu konuda sizden yardım istedi. Şimdi şunları söyleriz. Değerli kardeşimize Allah şifalar ihsan eylesin. İçinde dinen kullanılması haram yasak olan bir takım maddeler içeren ilaçlarla ilgili olarak bir, şayet bu ilacın alternatifi var ise, muadili denk başka helal olan içerisinde dinin onaylamadığı maddeler bulunmayan ilaç var ise onu tercih etmeli. Şayet böyle bir ilaç yok ise ve bu ilacı kullanmak mecburiyetinde tabip, doktor, alanında uzman, dini hassasiyetine inandığımız tabip, kesinlikle bu ilacı kullanmalısınız ve bu ilaç sizin hastalığınızın tedavisi için tek çıkar yol diyor ise, bu durumda bu ilacı zaruret miktarınca, yani sindirimle ilgili şikayetleri sona erip artık kendi bünyesi normal sindirim enzimlerini salgılayabilecek hale gelmiş gelince, mecelle maddesidir. اَذَّرُورَاتُ تُقَدَّرُوا بِقَدْرِهَا. Zaruretler kendi ölçüleriyle sınırlandırılır. Zaruret neydi? Evet, bu sindirim enzimlerini benim vücudum üretmiyor, onun için bu ilacı almam gerekiyor. Üretiyor artık. Safra kesesi ameliyatında ben tabip değilim ama yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Bir müddet sindirim sıkıntısı yaşarsınız ama zaman içerisinde zaten var olan bu safra salgısı direkt bağırsağa bağlandığı için bir müddet sıkıntı yaşarsınız. Daha sonra vücut normal seyrine döner. Özetle söylemiş olalım. Buyurun. Zaruret durumunda başka bir alternatifi yoksa içeriğinde domuz enzimi bulunan bu ilacın kullanılması zaruret ölçüsünde caizdir. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'mızdan Fethiye Hanım telefon hattındaymış. Alo. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben daha önceleri sizinle görüşmüştüm. Fethiye abla, televizyonun sesini kapatsan daha iyi anlaşacağız aslında, biliyor musun? Tamam hocam. Tamam.
Tamam. Apattım. Evet, buyurun. Şubat ayında ben Ümre'deydim. Oradan geldim, rahatsızladım. Zatürre'ye geçirdim. Ciğerimde sertleşme var dediler. O tedavim bitmeden Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce düştüm, ayağımı kırdım. Bu sıkıntıyı biraz çok çektim. Sürekli bende böyle üstümde kazalar, belalar, böyle şeyler hiç eksik olmuyor. Hocam ben burada eksik bir şey mi yapıyorum ki bunlar benim başımdan hiç eksik olmuyor? Eyvallah. Soralım. Eminim hocam da size benim aklıma gelen hadis-i şerifi okuyup belki bir müjde verir, öyle hissediyorum. Cenab-ı Allah günahlarımıza kefaret kılsın. Ankara'ya selam ediyoruz Fethiye abla. Sen bize dua et, biz de sana dua edelim. Bu kötü günler inşallah bir an evvel geçer. Ne dersiniz hocam? Aklına gelen hadis-i şerifi. Hocam şuydu. Bakayım hatırlayabilecek miyim? Ya eminim siz de bunu düşündünüz. İnşallah. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Hatırladım. Ayağına batan diken bile. Hatta şevketi yuşakuha. Evet. Şimdi değerli ablamıza Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet ihsan etsin. Bütün amin kardeşlerimize. Yani karşılaştığımız bir takım zorlukları, sıkıntıları, mutlaka yaptığımız, ettiğimiz bir takım eksikliklerden, işlediğimiz hatalardan kaynaklı olarak başımıza geliyor diye değerlendirmek çok doğru değil. Yani Allah kulunu bir takım imtihanlarla, sıkıntılarla, musibetlerle imtihan eder mi? Eder. Hı hı. Yaptığı bir eksiklikten dolayı, Umre'ye gittim dedi değil mi? Yani orada hastalandım. Yani orada hastalandım. İşte Umre'de bir eksik mi yaptım? Hayır. İlla bundan kaynaklanıyor diyemeyiz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Siz hadis-i şerif deyince benim başlangıçta bu geldi aklıma. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların Cenab-ı Hak tarafından en zorlu imtihanlarla imtihan edilenleri önce peygamberlerdir. Doğru. Peygamberler çok zorlu imtihanlar yaşamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz doğmadan babasını kaybetmiş. Küçük yaşta annesini kaybetmiş. Sığınacak bir yeri bir tek dedesi vardı, onu kaybetmiş. Amcasını en zorlu imtihanlar. Cenab-ı Hak sevdiği kulunu derecesini yükseltmek için imtihan edebilir mi? Mümkün. Ancak bunu kesin ve net bir biçimde evet yaşadıklarımızdan veya yaptığımız bir takım eksikliklerden dolayı başımıza geliyor diye düşünmek hoş değil. Ancak başımıza gelen musibetlere karşı Allah'ın bundan haberi olmadan, Cenab-ı Hakk'ın haberi olmadan haşa böyle bir şeyin meydana gelmesi mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Allah biliyor, Cenab-ı Hak biliyor. Öyleyse ya Rabbi isyan etmiyorum ve senden ecir mükafat bekliyorum. Bu sıkıntılara göğüs germek suretiyle. Hastalıksa eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine uyup tedavi olmak suretiyle bunu göğüsleyip isyan etmeden. Nereden geldi bunlar başıma? Bütün beni mi buluyor, bütün dertler, belalar deme sakın. Ama tedavi gerektiren bir durum varsa tedavi ol. Bütün şartlar müsbet olmasına rağmen ya bende bir şey var, başıma bir şeyler geliyor. Cenab-ı Hak ağır imtihanlarla imtihan etmesin, bela musibetten uzak buyursun diye amin dua ederiz. İnşallah hocam. Günahlarımıza kefaret olsun. İbrahim Bey selamlarını iletmişler sosyal medyadan. Tabii İbrahim Bey bizi belki bugün dün izlediği için yeni yayın dönemindeki başarılarımızın daim olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz etmiş, amin, sağ olsun. Soru şu, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yol kenarlarında, kaldırımda, bazen otoban kenarlarında bile görüyoruz bu görüntüleri diyor. Namaz kılan insanlar var. Bu durum kabul edilebilir mi? Hocam bu konuda ne der demiş. Ya ben de onları görüyorum. İnanın bundan dolayı da üzülüyorum. Mümin akıllı, zeki insandır. Mümin inanan insan, yani hele hele şu otobanda trafiği aksatacak tarzda oraya seccade serip, yani eğer bir şey değilse, kasıtlı yapılmış olan bir şey değil ise akli melekelerinde problem var demektir hocam. Yahu bu insanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kenarda, parkta, çimenlikte veya benzin istasyonlarında mescitler var. Kardeşim burada kılabilirsiniz. Veya bir mekanda kılabilirsiniz. Trafiği aksatacak tarzda
otobanda veya şehrin içerisindeki bir yolda seccadeyi serip namaz kılıyor olmak riyakarlıktır. Bakın en basit ifadesiyle bu gösteriştir, riyakarlıktır ve din de bunu tasvip etmez. Yani otobanlarda yolun trafiğin akışını engelleyecek tarzda böyle bir şey yapmak kul hakkına girer. Ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam imanın kademelerini anlatırken en alt derecesinde olanı neydi üstadım? Diyor ki insanların gelip geçişini engelleyecek bir engeli yoldan kaldırmak. Sen bizzat engel oluyorsun. Sen trafiğin ortasına seccade serip namaz kılmak suretiyle kime mani oluyorsun? Bir ambulansın belki hastaneye yetişmesi lazım veya bir başkasının işine yetişmesi lazım. Çocuğunu kreşten ne bileyim bir sürü senaryo yazabilirsin. Tabii bu şey değil değil mi hocam? Hani namaz dediğimiz şeyin vakti var. Giren, çıkan, kaybolan, kazaya kalan bir şey. Biz insanlara engel olacak şekilde ibadet etmeyle alakalı bir şeyler söylüyoruz. Yoksa kenarda, köşede, bir çimenlikte kılmasına bir beis yok zaten. Parkta, kenarda kimsenin gelip geçişine engel olmayacak tarzda bir kenarda illa asfaltın ortasına seccade serip namaz kılmak da nedir Allah aşkına ya? Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz var. Samsun'a gidiyoruz. Hıncal Bey hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Alo. Alo. Sağ olun hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam, benim hocama bir sorum olacaktı ama. Buyurun, buyurun Hıncal Bey. Hocam, trafik işaretinde geçen trafik ilhali yapan vatandaş, karşıdaki araba ona vurursa, iki kişi öldürürse bu adam katil mi, katil değil mi? Eyvallah. Soralım. Önce bir de bakalım. Bu adama biz hakkımızı helal etmiyoruz. Adam diyor ki vadesi bu kadarmış. Ben ne yapayım diyor. Allah yardımcınız olsun Hıncal Bey. Samsun'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Ölmüşlerimize de rahmet dileyelim. Trafik işaretlerine, işaretçilerine, yoldaki bir takım kurallara, hız limitlerine ve benzeri bir takım kurallara uymak ya da uymamak bizi sorumlu kılar mı? Nihayetinde bakın ölümlü bir kaza olmuş. Sorumlu kılar. Bakın akaid de önemli bir mevzudur bu. Yani birisini öldüren kişinin öldürdüğü kişi eceliyle mi ölmüştür yoksa bu adam mı onun ömrünü kesip bir ölümlü kaza suretiyle adamın ölmesine sebep olmuştur? Kişi eceliyle ölmüştür ama bu adam da katildir. Bu tedbirsizlik ve dikkatsizlik, trafik işareti ihlali, kural ihlali yapmak suretiyle insanların organ ya da can kaybına sebep olan kişi, organ kaybına sebep olan kişi vebal altındadır, can kaybına sebep olan kişi de katildir. Ölüme sebep olmuştur. Dolayısıyla kural ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçip bir başkasına vuran, onu öldüren kişi, evet katildir, birisini öldürmüştür. O zaman şunu da diyebilir miyiz hocam? Trafik kurallarına, işaretlerine, işaretçilerine, işte hız limitlerine vesaire şeylere uymamak da bir kul hakkı olur mu? Kul hakkı olur kardeşim. Yani sonuç itibariyle yayalara yeşil ışık yanıyorken siz eğer yayaların hakkını iptal edip aralarına dalıyor, birkaç kişiye de çarpıyor, onları ne bileyim elini ayağını kırıyorsanız işte elbette ki kul hakkı var. Evet. Bu hakka riayet etmek lazım. Başkalarının hakkına da riayet etmek lazım. Soru özelinde kural ihlali yapıp başkasının ölümüne sebep olan kişi illa tabancayı çekip vurması gerekmiyor. Arabanla adamı ezdin ve sen öldürdün. Katilsin. Biz de buna katil diyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah tekrar görüşmek İnşallah. Dileğiyle. Bugünkü cevaplarınız için de hasreten teşekkür ediyorum hocam. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zulümden sakının. Çünkü zulüm kıyamet günü zalimi cehenneme sevk eden zifiri karanlıklar olacaktır. Cenab-ı Allah zulme uğramaktan ve zulmetmekten cemiyi cümlemizi muhafaza eylesin. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
talip midir? Sizde orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullanmış? Cami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyeyim? Öğrenmek herkese farzdır.